Herkese merhabalar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Harika bir güney Kaliforniya. Öğle vakti, tam öğle vakti. Hepinize sevgiler, selamlar. Ay, böyle serin günlerden sonra güneş açınca o kadar güzel hissediyorum ki, gerçekten böyle insanın damarlarında kanın aktığını hissediyorsunuz. Güneş açınca, ama çok sıcak değil. Böyle serinlik olacak ama güneşli olacak. Şimdi dün çektiğim videoda bu enginarları ne yapayım falan diye şey yapmıştım. Söksem mi, kessem mi, atsam mı, bağlasam mı? Bir takipçim yapraklarını kesip yemek pişirebilirsiniz soyup diye yazmış. Yani eğer gerçekten, şimdi onları deneyeceğim. Güzel bir yemeği olsa, yani hani saplarını biliyorum güzel olduğunu da, ama şeylerinin, yapraklarının öyle bir şey olabileceğini bilmiyordum. Şöyle koca koca yapraklar, çünkü bunlar aslında, bir tane elime bıçakla gelsem süper olacak. Şöyle şunu da koparalım, bunların güneşi açılsın. Arka tarafa doğru gidebilir ama bu tarafa gelenleri şöyle kapatalım. Aman, koparalım. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Tamam, yani şunları da zaten koparalım. Bunlar biraz açılsın çünkü tamamen... neye bastım? Aman, yakut kolyesini basmayalım. Çok güzel benimsedi burayı yalnız. Yakut kolyeleri harika. Şu anda, ay, burada bir tane krasula çeşidi mi? Hafif tüylü yapraklı bir. Ama bu gitmiş. Yani şimdi şu arkada bir kalanço grubum var. Şöyle onlar da işte güneş alsınlar istiyorum. Tamamen kapanmasınlar üstleri. Bir de şunun şu yaprağını koparalım. Herhalde yeterince açıldı. Şurada bir, evet, Senecio crestatamız elhamdülillah tutmuş. Kendine gelmiş. Burada bir tane anium kivim var. O da gayet güzel büyümüş. Tutmuş, kendine gelmiş. Şurada bir bulu atolum var. Şimdi yani echeveriaları büyük bir alana böyle sırayla, büyük olan echeveriaları dikmek istiyorum. Kapının önünde boş bir alan buldum. Yani hep boşta, ne dikeceğimi bir türlü bilemiyordum. Oraya muhtemelen bunları alıp şöyle bir bölge oluşturmak istiyorum. Echeveriaları ayrı dikeceğim. Çok mu kestik ya enginarları? Şu orta. Burada da böcekler var içinde. Neyse, bakalım şunları bir pişirelim de nasıl bir şey çıkacak ortaya bilmiyorum. Evet, bir de şimdi burası, ay Allah'ım, böyle saksılarda böyle dolu dolu, şöyle düşünebiliyor musunuz? Büyük büyük saksılar olacak. O karamel, ne yapıyorsun orada? Karamel bir şeyler gördü. Yukarıda kesin kuş görmüştür ya da kertenkele. Hoplamaya çalışıyor orada karamel. Ne gördün karamel orada? Evet. Aslında benim bugün amacım ön taraftaki aşkın gözyaşlarını budamak. Onları bir şekle şemale sokayım istiyorum. Ama bu videoda mı yaparım artık, başka videoda mı bilmiyorum. Şimdi bu Purple Delight saksısı. Şuraya bir, aralardan ne gelmiş? Purple Delight olmayanları sökelim. Buraya bir tane Pearl'ı vardı. Onu söktüm. İlk başta dikerken, çünkü bu kadar çok değildi Purple Delight'lar. Şu anda doldurdular. O yüzden ben şimdi şunu, Bismillahirrahmanirrahim, çekmem lazım buradan. Evet. Şöyle bir koyayım. Bunu ayrı bir yere dikeceğim. Bir de, ay, bakar mısınız? Onun altında kalan Purple Delight'lar
renklerini kaybetmiş. Mesela şunun hiç rengi yok. Ama yanındaki mor çok tatlı. Bir de şurada bir tane var. Şu Purple Delight mı değil mi? Anlayamıyorum. Şu değil galiba. Yaprakları daha uzun. Herhalde bunun kökleri ya da yavruları şunlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet, bunun yavrusu oradan bir tane çıkmış, bir yaprak kırdık. Zaten bu kadar kalabalık olunca kırmadan çıkarmak imkansız gibi bir şey. Evet. Bunu nasıl sökerim? Bu ikisi de birlikteymiş zaten. Tamam. Evet, burası boşaldı ama olsun, şöyle yatırayım ki. Bilmiyorum şu alttakini. Ups. Kendine herkes bir yol bulup ortalığa çıkacak. Heh, şöyle yapalım. Şunlar mesela çıksınlar buradan. Tamam. Bunlar 4-5 tane oldu. Bilmiyorum şeyde var mı başka? Echeverria çadırında, Echeverria çadırı değil, Sukilan çadırında o şeyden var mı? Burada yapraktan büyüyenler var. Evet, burada 3 tane yapraktan büyümüş. Bayağı da büyük kelle oldular bunlar. Yani artık başka yere dikilebilirler. Ama diğerleri Purple Delight. Purple Delight'ın yapraktan büyüme oranı çok fazla. Ay, şu dereotu ne güzel koktu. Evet, burada da aynı şekilde. Yani büyümüş, yine gayet güzel olmuşlar. Burada düşen her yapraktan büyüyor. Elhamdülillah. Yani bu çadırı bir de onun için seviyorum. Böyle kenara köşeye düşen yapraklar mutlaka bir şekilde, biri olmazsa bir tanesi büyüyor. Evet, bu ani mumumuz da elhamdülillah yan tarafından patlamış. Bunu soğuktan kaybetmiştik. Evet, burada da bir tane, bu hangisiydi ya? Pink Lady miydi acaba? Yandan yavrular vermiştim ama yavrular gitmiş. Olursa ancak şuradan bir şey fışkırabilir. Yani işte kökleri eskiyip echeverriaların bayağı böyle kütükleşiyorlar ve onlardan da artık pek yavru çıkmıyor. Onun için o kökleri sağlam dursa pıtır pıtır yavrulayacaklar zaten. Çok güzel olacak. Bunlar da yine Cubic Frost şeyden çıkanlar, yapraktan. Bundan sanki 3 tane dikmiştim ben, buraya ikisi kalmış. Şu bunu da herhalde pembe aşkın gözyaşı devrildi. Yağmur çok olduğu için taşıyamadı. Ama devrilince de aşağıdakileri, burada bir Cubic Frost var. Bir tane de anayım kivi. Kivinin rengi gayet güzel. Evet. Ben niye gelmiştim buraya? Ha. O pembeden var mı diye bakmaya gelmiştim. Şu da galiba ondan. Dikersem bunu da onunla birlikte dikeceğim. Bu ondan, şu değil. Bu Superbum. Bu Superbum, evet. Superbum'la Purple Delight'ı aynı zannediyordum. Hatta şunu bir ara Superbum zannettim. Ama artık Superbum'un şu olduğunu anlamış olduk. İnşallah bütün pembeleri de bir yere toplayacağım. Bu da çürümüş. Evet. Ay, olmadı. Neden çürüdü? Bunlar hepsi çürüyor. O zaman şunu da koparalım. Bu da çürüme. Hiç olmazsa tepelerinden kurtarabileceğimiz yer var mı bilmiyorum. Bunlar Dahlia. Ve Dahlia o kadar zor şey oluyor ki, çimleniyor ki, ama kökleniyor ki. Yani geçen sene
Ondan önceki sene miydi? Yani çok uzun sürdü bunların. Evet, bir şey lazım. Makas lazım yanıma. Uy 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 uy. Maşallah, bu da çok güzel. Hayalim. Herhalde bunu öyle yapabilirim. Ortasındaki afra dursun, hiç problem değil. Çünkü bu zaten böyle ağaç gibi, öyle böyle eğri büyüklüğü oldu. Şimdi ben bunun dibindeki şeyleri keseyim. Krasul ovataları. Zaten bunları buraya öylesine koymuştum. Hepsini sökeyim buradan. Tamamen dolu dolu şey dikeyim. Yakut kolyesi. Bu böyle dolu dolu taşsın yani kenarından. Sanki böyle saç gibi. Evet, onu çok sevdim. Onu yapayım inşallah. Neyse, yapılacak bayağı çok şey varmış. İleriki bir saatte tekrar çıkar mıyım bilmiyorum. Günler bayağı yoğunlaştı. Ama çıkarsam budayacağım çok şey var. Kapının önündekilerden de şeyler budanması lazım. Ne onun adı? Aşkın gözyaşlarının. Bu kalançalarımız açmaya başladı. Ay maşallah. Yani hani açmasa bile tomurcukların kendisi böyle morlu morlu ya, çok güzel bir görüntü katıyor. Mesela bunların tomurcukları daha pembemsi. Şununkiler daha bir griyimsi, morumsu gibi. Yan yanalar halbuki, ama zaten yaprakları da farklı olmuş. Bunun yaprakları maşallah çok büyüdüler. Evet. Kiraz ağacımız da çiçek açacak yakında inşallah. Evet, şu Euphorbium inşallah bir an önce büyür. Bu böyle kocaman kocaman ağaç şeklinde olacak inşallah. Aslında şu neydi bunun adı? Aşkın gözyaşı, pembe aşkın gözyaşı. Ben hepsini onların bir yere dikeyim. Böyle bir yerde çok çok görünsünler gözüme. Buradaki devrileni, şurada devrili demiştim ya, onu budayayım. Diğerlerinin uçlarından kenarlarını alayım. Böyle bir yerde onlar yoğun olarak olsunlar inşallah. Bu arkadaki kaktüsümüz de, evet, gitmiş. Bu da köklenmiş. Bunu ben bir yere dikeyim aslında. Şöyle görünsün hiç olmazsa istiyorum da. Evet, yani tabii şeyin kenarında böyle, burası böyle bir yüksek duvar kenarı ya, böyle kocaman kaktüs de büyüse ilerisi için düşünüyorum. Nasıl olur? Bu duvarı yıkar mı, kırar mı? Onlardan emin olamadığım için buraya kaktüs dikerken dikkat etmem lazım. Çünkü burası kaktüslerin büyüyebildiği bir yer. Etrafta gördüğüm kaktüsler de zaten çok büyük oluyorlar. Onun için yani hani yapıya zarar verecek şekilde dikmek istemiyorum. O yüzden eğer saksılarda olursa, ancak saksı da belli bir şeye kadar büyüyebiliyor. Yani kökleri rahat edemeyeceği için. Bu da çok büyümüş. Bunun daha çiçekleri var. Arılar ve arı kuşları bundan hala faydalanabilir. Onun için koparmayalım. O birazcık daha dursun. Evet. Uy. Bu da çok tatlı oldu. Yani şu anda öyle sert sert ki yaprakları, yani böyle yağmuru doymuş dolu. Gerçekten harika. Bir burası şekil şemal bozulmuş. Buranın düzeltilmesi lazım. Şunu şöyle çekebilsek nasıl olur? Evet. Neyse, şimdi kendime ilk çıkarmak istemiyorum. İnşallah. Oy, bu alo da çok tatlı açtı. Bu alo da böyle dursa çok güzel. Yani hiç büyümesin falan. Vallahi büyüyünce şekilleri bozuluyor. Kayıyor gidiyor yani. Bir de yavruları çıkıyor falan. Yavruları da çıkmasa gayet güzel olur. Arkada bir tane ben saksı görüyorum. Vallahi orada saklanmış. Ne bu? Onu alalım oradan. Ay maşallah. Şöyle şuraya bir koyayım da. İçi su dolmuş. Ben bunu bunun içine, şurada bir suyunu boşaltalım. Yağmur doldurdu tabii. Hani büyüsün de belki bir yere hediye olarak götürürüm diye öylesine tıkıvermiştim buraya. Gayet güzel tutmuş. Bunu hatta şöyle yapalım. Şu ortada dursun. Ortası boş olmuştu ya.
orada kendine yer bulsun inşallah. Ay 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 millilerim. Harika millilerin bu halini. Çiçek halini seviyorum zaten. Ay nasıl böyle bir yapış yapış olmuş buraları. Evet neyse burada bitireyim inşallah. Budama işlemini bir sonraki videomuzda yapmak üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.